Hepinize merhaba. Günaydın. Saat 10.30. 01.04.2022. An itibariyle bugün benim doğum günüm. Baya bir doğum günümü kutlayanlar oldu. Baya oldu. Herhalde 1000'e yakın Twitter'da böyle sayfalarca şey var. Doğum günün kutlu olsun falan diyenler var. Sağ olun. Teşekkür ederim. Vallahi beni çok sevindirdiniz. Discord'da yine aynı. Ben kendi zaman makinemi yaratmıştım. Bundan 2 sene, 3 sene kadar önce fark etmiştim. Akşam üzeri falan, akşamları böyle bir şey izlerken, bir film falan izlerken, sabaha karşı 3 ile 6 arasında benim rüyama girme olasılığı %25 falan oluyor. Yani istediğim zaman 1/4 oranında o filmi ya da o oyunu ya da neyse o film veya oyundaki yoğun olarak beni etkileyen bir sahneyi tekrardan görüyorum. Muhtemelen çoğunuz da böyledir tabii yani. Benim beynim sizinkinden farklı değil herhalde. Burada uzaylı değiliz. Ama fark edip fark etmemekle alakalı bir şey bu. Fakat son 2 gündür hayatımda hiç deneyimlemediğim bir şey yaşıyorum. Hiç daha önce deneyimlemediğim bir şey yaşıyorum. Beynimde ilginç bir tepkimeler var. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Hala biraz uykuluyum, kusura bakmayın. Böyle biraz mıymıntı falan bu video. Hızlandırabilirsiniz isterseniz videoyu falan, öyle yapabilirsiniz. Neyse. Edit falan da yapmıyorum ya. Gerçi pause yapabilirim ya. Aman dur bir pause yapayım, nefes alayım şöyle. Son 2 gecedir yaşadığım şey şu. Benim tablet var ya, Galaxy A8. 3 ay önce aldığım. Şu an orada şarj oluyor. Gerçi hep kabloda tutuyorum. Hep hiç şarj marş falan çok az kullanıyorum yani. Şarjda şeyde, kablosuz dışı. Neyse, ay ne salak konular ya. Edit yapmadığım için böyle oluyor. O ne öyle orada? Neyse işte. Ne diyecektim ya, bir dakika. Uykuluyum. Diyecektim lan? Neyse, bir şey demeyecektim. Kapat videoyu, beğenmedim bay. Şaka şaka tekrar geldim, bir dakika. Hatırlıyorum. Ha, şey oldu. Dün gece Halk TV açık arkada. %70 falan sesi açık. Ben uyuyakaldım böyle falan. Uyuyorum bayağı, uyuyorum. Bayağı uykudayım o an. Uyuyorum ben. Uyuyorum. O sesi duymuyorum. Ben o sesi duymadığımı zannediyorum. Ama beyin, kulak o sesi duyuyor. Ama ben o sesi duymadığımı zannederek aslında beyin dalgalarıma o ses iletiliyor. Ve Halk TV'de dün akşamki yayınına giderseniz YouTube'dan Halk TV yapıp geri sararsanız, ya da bilmiyorum geri sarma özelliği olmasa da, boş dürüm diye bir haber gördüm. 10 TL mi ne? Ye boş dürüm satıyor adamın biri. İçi boş, yani şey dürüm var içinde. İşte salata malata falan var içinde. Bilmiyorum ne var. Patates mi var, salata mı var? O kadar şey yapamadım. Sabah kalktığımda dinledim, şok oldum. Adamın bir tanesi okuldaki öğrencilere boş dürüm sattığını söylüyor. Falan. Ben o sırada uyuyorum mışıl mışıl. Fakat ben o anda bir anda beynimde canlandırmaya başladım uyurken. Bir sahil kasabasındaki bir üniversitenin öğrencilerinin orada sahilde böyle otururken şey çıktı, altta CC Cleaner bilmem ne çıktı. Otururlarken, muhabbet ederlerken orada bir tane barbekü şeyindeki bir adamın öğrencilere dürüm sattığını gördüm. Sonra yanına ben de gittim. Adam boş dürüm bu dedi, deniz kenarında. Sabahleyin kalktığımda Halk TV'yi geri sarma isteği oldu beynimde. Ve geri sardım. Ve o haberi gördüm orada. Gece gördüğüm rüyayı, onu orada gördüm. Sabaha karşı gördüğüm rüyayı. Meğerse ben onu dinliyormuşum ama dinlediğimi anlamıyormuşum. Fakat o dinlediğimi bana beynim göstermiş, fakat farklı bir varyasyonunu göstermiş. Sabah baktığımda dürümcü abi şöyleydi. Bir dakika bulabilirsem. Ulan kamera havaya bakıyordu, pardon bir dakika. Neyse işte bunu gördükten sonra Expo yapılmış. Expo 2021 Hatay'da. 14 saat önce canlı Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin videosu var şu an önümde. Kemal Kılıçdaroğlu'nu söylüyor arkadan. Ben o sırada hala uykudayım falan, fakat beyin tekrar proses edip işlem yapıp benim beynime onları CPU'ya yüklüyor ve bana göstermeye başladı. Birdenbire bir salonda böyle Kemal Kılıçdaroğlu falan görüyorum.
Yürüyor böyle falan. Arkasında böyle siyahi bir adam var. Siyahi bir adam. Yani siyahi bir adam, anlayın işte. Siyahi bir adam var arkasında yürüyor. Öyle canlandırıyorum beynimde. Sahneye çıkıyor. Kadının sesini duyuyorum. Kadını görmüyorum ama falan. Sonra sabah kalktığımda bir bakıyorum bu görüntü. Siyahi olmasa da belinde burada silah olan, herhalde koruması ya da polis mi bilmiyorum, bir beyefendi arkasından yürüyor sahneye. İşte böyle bir salon falan canlandırdım yine. Aynen buna benziyordu. Ve konuşmasını yapıyor falan. Hani size her zaman sorduğum bir soru var ya, yıllardır soruyorum. Beynimiz mi bizi yönetiyor, biz mi beynimizi yönetiyoruz falan diye. Bu sorunun cevabını bir türlü alamıyoruz. Bilim bir türlü bulamıyor. Bizi kimyaların yönettiğini falan söylüyorlar. Hani vücudumuza aldığımız besinler, mineraller, bilmem neler, cartlar, curtlar falan filan. Bir dakika durun, mikrofonuma bir şey gelmiş. Heh. Bundan 2 gün önce de akşam baya böyle sağlam bir dövüş sahnesi izlemiştim. Bir tane adam sahilde radyosunu koymuş oraya barbekü falan yaparken birdenbire böyle 4-5 kişi falan geliyor. Adamı dövüyorlar falan böyle, ama yani öyle bir dövüyorlar ki artık ölümüne falan dövüyorlar bilmem ne. Ondan sonra evvelsi sabah aynen bunu gördüm, bunu yaşıyordum. Birdenbire 4-5 kişi geldi falan böyle. Biri tuttu, biri vurdu, biri dövmeye başladı beni falan. Böyle bir acayip bir şeyler oldu. Çok ilginç. Hakikaten bunu biraz daha deneyebilirim belki. Biraz daha geliştirebilirim. Belki kötü yanları olabilir. Mesela birdenbire, yani bunu %20-25'ten %50'ye çıkarırsam eğer, kendi rüya makinemi gerçekten yapmış olacağım galiba. Şu anda onun çalışmaları içerisindeyim. Bu özelliğimi geliştirmenin peşindeyim. Umarım her gün olur. Ha, şöyle bir şey de var. Tabii çok çok korkunç şeyler izleyip seni böyle çok vuran bir şey olduğu zaman. Ha, bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben Discord'daydım bundan 2 gün önce. Hitman oyunundaki bir sahneyi değil ama Hitman o kadar beni etkilemiş ki, dün bitirdik bu arada Hitman'ı. Bir rüyamda sabaha karşı bir binadayım. Aynen bunu Discord'da da anlattım. Hatırlayanlar vardır. Bir binadaki çatı katındaki 2 tane kızı gördüm orada, böyle bir odanın içine falan böyle saklanmışlar, korku içinde bekliyorlar bir şeyler falan filan. Ben merdivenlerde inerken bana bağırıyorlardı falan, gelme gelme diye. Ondan sonra dediler ki, bir tanesi içlerinden dedi ki, bak dedi, karşı binada dedi falan filan. Karşı binaya baktım, şöyle bir orada bir kafa var. Kel bir kafa. Hitman. 47 yani. O kadar etkilemiş ki oyun beni. Bu arada dün bittiğine de çok üzüldüm yani. O da ayrı mevzu. Kanalıma gidin. Bu videodan bir önceki yayınım, videom o. Bölüm 5-6 final. Neyse işte, yani resmen kardeşim Hitman'dan kaçmaya başladık. Herif karşıdan sniper'la falan böyle bize vuruyor falan böyle. Taşlara maçlara çarpıyor şeyler falan. Ben de kızlarla beraber aşağılara kaçmaya çalışıyorum ama arkadan sürekli böyle bir şey koşuyor yukarıdan, üst katlardan bize doğru falan böyle. Müthiş bir korku, panikti yani o. Çok ilginç, çok ilginç. Çok ilginç. Beynimizi araştırmaları, tabii ki beyin araştırmaları hala sürüyor. Sinapsis, o bilmem ne, cartçut da. Nöronlar zırtlar pırtlar. Daha hiçbir şey bilmiyoruz gibime geliyor. Bakalım ne olacak bundan 1000 yıl sonraki insanlara. Nasıl deneyimler yaşayacaklar? Beyin kendini nasıl geliştirecek, evrimleştirecek? Belki de benim yaşadığım şey beyinde bir geri gidiş olabilir. Fazla etkilenmeyle alakalı olarak. Hani diyorlar ya işte, şey görüyorsun, işte karabasan görüyorsun. Yok, sana böyle huzursuzluk veren, rahatsızlık veren. Mesela yataktan düşürebilir, kafa üstü yere düşüp beynini vurabilirsin, beyin kanamasından ölebilirsin. Şu an öyle bir şey yaşayabileceğimi düşünüyorum. Belki de ölürüm bundan 3 ay sonra falan bu şekilde. Bir yerlerden haberini görürsünüz. Bu videoyu da dersiniz ki, vay be demişti zamanda dersiniz. Şimdiden cesedime buradan selamlarımı iletiyorum. Pardon, sizlere buradan ölü olarak tekrar selamlarımı iletiyorum. Durumlar bunlar. Uyanmaya çalışıyorum. Hadi bay bay, görüşürüz. Daha fazla uzatmanın alemi yok. Bakalım bugün neler yapacağız. Bütün yayınları Twitter'dan duyuruyorum, Discord'dan duyuruyorum. Discord'umuza sadece Discord GGSS'ye buradaki katıl üyeleri girebilir. Gümüş, bronz ve bakırlar girebilir, yazabilir, dinleyebilir, görebilir. Diğer herkese kapatıldı.
Mevzular bunlar. Hadi hoşça kalın, bay bay.